arkadaşlar. Yoğun bir ilgi var. Bu anlamda kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hem insanların kendilerini inşa etmesi anlamında hem de gelecek kuşaklara bir mesaj vermek anlamında kitap fuarının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 7 güzel adamın olduğu bir şehirde, aynı zamanda Necip Fazıl'ın yaşamış olduğu bir şehirde, burada doğup, burada belli bir zaman burada yaşadığı için söylüyorum bunu. Bu anlamda tam bir yazar ikliminin olduğu yer, bir coğrafya. Bu anlamda da zaten ihtiyaç da uzun zamandır kurulması düşünülüyordu ama 3 senedir yapıyoruz. Bunun için yetkililere teşekkür ediyorum. Kültürümüzde Güller ve Dikenler adlı kitabımızda Anadolu'nun eski güzelliklerini paylaşıyoruz. Yeniyle eski kıyaslaması yapıyoruz. Eski düğünlerimiz, eski işte nişan adetlerimiz, komşuluk ve misafirliğimiz, bayram adetlerimizi anlatıyoruz. Ve geleceğe bir miras bırakmak istiyoruz. Hani kaybettiğimiz değerler çok önemli oluyor. Bazen ah vah ediyoruz kaybettiğimiz değerler noktasında. Bunları kaleme alarak inşallah gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakmak istiyoruz. Örneğin bir kitabımızdan bir bölümü aktarayım kardeşlerimize. Mesela evlenme öncesi dediğimiz bir bölüm var. İşte evlenme öncesinde gelin alırken neye dikkat edilir? İşte mesela gelin adayının selamından kelamı anlaşılır. Gelin adayının giyimi ve kuşamı kısık sesle konuşulup sesi kontrol edilir, dedikodu edip etmediği anlaşılır. Ağzının kokup kokmadığı, ağzının yanından işte kokarak, koklanarak anlaşılır, öpülerek. Yani bu kadınlar arası ilişkilerde diyorum tabii. Bakışlarındaki ifadelere dikkat edilir. Odanın içerisinde eşyaların simetrisi bozularak kadının içeriye hakim olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılır. Yani eski kız isteme adetleri, evlilik adetleri, komşuluk adetleri ve bayram adetleri gibi çeşitli adetlerimizi arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaştık.